18. saatle yeniden birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ikinci gününde ve gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Son durumla ilgili olarak önemli ana gündem konumuz bu. Ancak bir diğer önemli gündem konusu da hükümet programı. Başbakan Faik Sucuoğlu bugün hükümet programını Cumhuriyet Meclisi'nde okudu. Yaklaşık 2 saat süren hükümet programıyla ilgili olarak metin okunması sırasında hükümetin hedefleriyle ilgili detaylı bir şekilde hükümet programı 28 sayfadan oluşuyor. Hükümetin önceliğinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması temelinde ekonomi ana gündem konusu. Hükümet programının Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin ana gündem temeli ekonomiye dayalı ve Başbakan Faik Sucuoğlu bugün hükümet programını meclisten okudu. Hükümet programının 2 tam gün sonra pazartesi günü hükümet programı üzerinde de konuşmalar gerçekleşti. Pazartesi günü detaylı bir şekilde yapılacak konuşmalarla ilgili olarak hükümet programı üzerinde konuşacağız. Ama hükümet programına ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı bugün yazılı detaylı bir açıklamada bulunarak hükümet programıyla ilgili bir takım eleştirilerde bulundu. Bu haberin detaylarını da 19 haber bülteninde bulabileceksiniz. Ama biz Rusya-Ukrayna savaşıyla konuşmaya başlayalım. Rusya'nın Ukrayna saldırısının ikinci gününde ve ikinci gününe girerken de savaşın tablosu pek iç açıcı değil. Gerçek aslında savaş ve savaşın verdiği acı da bir şekilde ortada duruyor. NATO, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları var ama bu ne kadar yeterli? Rusya'yı durdurabilecek mi? Çünkü Rusya'dan yapılan açıklamalarda da pek de iç açıcı açıklamalar değildi elbet bugün düşenler. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamalarda aslında bir noktaya da bakıldığında askeri operasyonunu devam ettirme. Her ne kadar Ukrayna barış elini uzatsa da Rusya bu açıdan pek fazla bir adım atmıyor. Şimdi birazcık konuşalım. Daha diplomaside nasıl yorumlamak gerekiyor bunu? Rusya-Ukrayna, aslında Rusya-Ukrayna'nın bir sonraki adımı ne olabilir? Yani sadece bu güç savaşı bu iki ülke arasında mı, yoksa daha farklı boyutlara da taşınabilir mi? Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Işıksal şu anda telefon attığımızda ve Sayın Işıksal'la birazcık konuşalım. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Diplomasi dilinde bu savaşı nasıl değerlendirmek gerekiyor? İyi akşamlar Sayın Işıksal. İyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi 2 gündür yakından takip ediyoruz ama aslında haftalardır Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları, farklı bir takım eğilimler, sonrasında ise Rusya'nın geldiği bu nokta. Şimdi bu durumu nasıl yorumlarsınız ve aslında bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Sadece bu güç savaşı sadece Rusya'nın güç savaşı Rusya'yla mı kalır, yoksa bu Çin'e kadar da dayanabilir mi? Çin'in farklı açılımı olabilir mi? Şimdi tabii ki her sorunun bir geçmişi var. Hiçbir sorun güncel değildir. Bunun tabii geçmişini iyi analiz etmek lazım, iyi bilmek lazım. Bir de tabii ki uluslararası ilişkilerde kolay cevap yoktur. Kolay cevap sadece falcılığa girer. Şimdi Ukrayna ve Rusya üzerine baktığımızda aslında bunun kökenin çok daha derinlerde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dünkü bugünkü olay değil. Ama yani daha da geçmiş olmasına rağmen herhalde en temel başlangıç noktası benim kişisel görüşüme göre bir kere Rusya ile Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'ne dayanan bir husumeti var diyebiliriz. Yani özellikle Sovyetler Birliği zamanında uygulanan açlığa dayalı bir strateji çerçevesinde henüz sayısının kimsenin bilmedi ama en iyimser tahminle yaklaşık 5 milyon Ukraynalı'nın açlığa mahkum edilerek açlıktan kırıldığını biliyoruz. Yine aynı şekilde Kazaklara da aynı uygulama yapıldı. En fazla oransal olarak aslında en fazla zarar gören halk Kazak halkıydı. Yaklaşık nüfusun yarısını kaybetti bu açlık döneminde. 29-36 yıllarda kastediyorum. Ama bunun tabii yarattığı yıllarca bir yankılanma oldu. Yani gerek
Ukrayna kaynaklarının Rusları suçlamasını, bunun sistematik bir aslında genosit olduğundan bahsetmesi ve Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandığından sonra da bu daha çok gündeme gelmeye başladı. Ama tabii ki bu toplumsal bakımdan baktığımızda halkın iki halk arasındaki bir nevi düşmanlığa dediğimiz zaman aslında bütün olay Ukrayna'da Rus yanlısı yönetimin seçimlerle yavaş yavaş gücünü kaybedip onun yerine daha batıcı Avrupa Birliği ve NATO üyeliğini savunan görüşlerin iktidara gelmesiyle daha çok aydınlığa çıktı. Tabii ki Batı'nın da Ukrayna'ya aslında benim kişisel görüşüme göre biraz daha göstermelik desteğiyle de bu maalesef bugünkü duruma vardık. Yani tabii ki savaş kesinlikle kimsenin arzuladığı bir şey değil. Ama benim yıllardır dile getirdiğim bir şey var. Buradan da zaten Kıbrıs bağlamına da endamlı referans veriyorum. Liberallerin bize anlattığı o liberal dünya tam bir hayal dünyasıdır. Yani bugün hiçbir zaman insanlık tarihi ve siyasi tarih düz çizgi halinde ilerlemez. Hatta çoğu zaman belki de bu bir döngüdür. İşte artık dünyada silahların bittiği, savaşların bittiği, tamamıyla demokrasilerin hüküm sürdüğü, liberal demokrasinin üstünlüğü diğer tüm her şeyi kabul ettirdiği masal ve bunun ne kadar büyük bir masal olduğu her gün ortaya çıkıyor. Yine bunun bağlamında da Kıbrıs'ta işte tek çözümün federal çözüm olduğu, işte Anastasiadis'in devamlı olarak dile getirdiği garantilerin çağ dışı ve bu zamana ait olmadığı tezinin artık ne kadar komik, ne kadar anlamsız, ne kadar saçma bir tez olduğu her gün gümbür gümbür öyle ortaya çıkıyor ama dediğim gibi hala daha bu romantik hayale inanmak isteyen kesimler var. Ama şöyle bir gerçek var. Eğer siz modern zamanlarda güçlü bir orduya sahip değilseniz askeri gereken yatırımları yapmazsanız bugün Ukrayna'nın başına gelenler yarın herhangi bir ülkenin başına da gelebilir. Çünkü şunu görüyoruz ki ister Güvenlik Konseyi kararı olsun, ister herhangi bir ikili anlaşma olsun, bunlar sadece kağıt üzerinde hiçbir aslında pratik anlamda değeri olmayan şeyler. Değerli olan şey ise sahada olan şeyler. Yani sizin gerçek anlamda sahada ne kadar güçlüyseniz o kadar güçlüsünüz. Bugün ben Ukrayna'yı izlediğim zaman gerçekten çok trajik bir savaş görüyorum. Yani eğer bir ülkenin Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı bahsediyorum, halkına lütfen gelin biz size her türlü silah vereceğiz, evinizde lütfen molotof kokteyli yapın, işte Ruslara atın diyorsa bu gerçekten çok trajik bir durumdur. Çünkü herkesin gönlünden geçen şey sivil kayıpların en az olmasıdır. Burada da sözde Avrupa Birliği'nin, sözde NATO'nun, sözde Amerika'nın, sonuna kadar desteklediği Ukrayna'nın adeta bir İskambil kağıtları gibi dağılan savunma sistemini görünce de bunun da tabii ki real politikle ne kadar uyuşup uyuşmadığını görüyoruz. Bugün konuma gelirsek, yine benim kişisel tahminlerimi tabii burada söylüyorum, hiçbirimiz falcı değiliz. Ama görünen şey şu, Ruslar aslında öncelikle bir diplomasi çağrısı yaptılar, bir müzakere çağrısı yaptılar. Burada da Ukrayna ve Batılı müttefikleri buna hiçbir şekilde kulak asmadı. Hemen bunun ertesinde de Ruslar B planına, yani direkt işgal planına geçtiler. Burada da son takip edebildiğim sırayla başkent Kiev'e kadar geldi Ruslar. Ki bir ülkenin başkentinin düşmesi zaten pek çok şeyi tek başına anlatır durumda. Bu noktada benim yine dediğim gibi kişisel tahminim, Ruslar aslında burada Ukrayna'yı işgal etme değil esas amaçları. Buradaki esas amaç Donbas bölgesindeki iki kendi kurdurdukları bölgeye bir otonomi sağlamak. Bunun da elde etmek için de işte stratejik yerleri ve şehirleri ele geçirip bunu bir pazarlık payı olarak kullanma yanlısı diye düşünüyorum ben. Eğer doğru okuyabiliyorsam bu gelişmeleri. Buradaki esas soru Kırım'a, Donbas bölgesindeki ciddi bir uzaklık var. Acaba o uzaklığı ne kadar Ruslar küçültecek? Onu da düşünmek lazım. Yani ya da hedefin, tamamıyla oraya bir hedefin Kırım'la peki hedefin yani o alanı küçültmek olduğunu düşünüyorsunuz Rusya'nın bu hamlesiyle?
Yani aslında eğer çok uç bir hedef varsa, ki bu gerçekten uç bir hedeftir haritaya baktığımızda, direkt Kırım'a uzanan bir koridor da açılabilir direkt Rusya topraklarından, ki bu Kırım'a her türlü siyasi sevkiyatının ya da her türlü ticaretin direkt olarak yapılması anlamına gelir. Ama ben bunun bu kadar uç noktada olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şu anda Rusların temel amacı çok net. Bir kere bu iki cumhuriyete özellik kazandırmasını sağlamayı planlıyor. İkinci olarak olası bir müzakere masasında NATO'nun Ukrayna'nın kesin olarak NATO ve AB üyeliğinin tamamıyla bitmesini ve belki de tarafsız kalmasını bir şart olarak masaya koyacak. Şu anda şunu görüyoruz. Dediğim gibi bunlar hep benim kişisel görüşlerim. Çünkü Cumhurbaşkanımızın Uluslararası Yardım ve Diplomasi özel danışmanı olarak ben kurum adına konuşmuyorum. Tamamıyla kendi adına konuşuyorum şu an için. Evet. Benim şu anda görebildiğim Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun aslında Ukrayna'yı bir nevi feda ettiğidir. Yani aslında kimsenin Ukrayna'yı çok düşündüğünü düşünmüyorum ben açık anlamda. Bunun daha geniş platformuna baktığımızda dünyadaki bir güç mücadelesini, yani ekonomik ve siyasi bir güç mücadelesi var. Burada da Amerika Birleşik Devletleri adeta Ukrayna'yı feda ederek Rusya'ya karşı Avrupa'yı ve kendi müttefiklerini birleştirip Rusya'ya bir kız kaça almak ve özellikle ekonomik anlamda çok zor durumda bırakmayı hedefliyor. Yani aslında burada hedef Ukrayna'nın kurtarılması falan değil. Ukrayna adeta bir kurbanlık durumunda. Ki bunun yani mesajları doğru okumak lazım. Çünkü çoğu kişi gerçekten Batı müttefiklerinin Ukrayna'yı düşündüğünü düşünüyor. Ben düşündüklerini hiç düşünmüyorum. Zamanında bu Polonyalarda yapılmıştı. Almanya ile olan müzakerelerde. Yine aynı durum söz konusu. Ama toparlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Ben çok rahatlıkla. Artık dünya eski dünya değil. Artık savaşlar zamanı tekrar geri gelmiştir. Yani başımızda durmaktadır. Bugün BM'nin, Güvenlik Konseyi'nin hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Bunlar artık sembolik kuruluşlar olma yönünde ilerlemektedir. Ve Güvenlik Konseyi kararları da dediğim gibi hiçbir bağlayıcı olmayan kararlar haline dönüşmüştür. İşte bunun örneği nerededir? Bunun örneğini İsrail her gün çiğneyerek yapıyor. Bunun örneğini Rusya çiğneyerek yapıyor. Bunun örneğini gücü olan herkes çiğneyerek yapıyor. Bunun örneğini Karabağ'da da gördük. Ermeni işgaline karşı hiç kimse bir şey yapmadı. Ta ki Azeriler kendi topraklarını azat edene kadar. Yani artık böyle bir dünyaya gireceğiz. Tabii ki liberal akademisyenler bizi ve belli kesimleri kandırmaya devam edecekler. Barış Türkleri söylemeye devam edecek ama hepimizin gönlünden barış geçiyor. Ama şunu anlıyoruz ki gerçek anlamda barış olması için sizin askeri anlamda da bu barışı sağlayabilecek gücünüz olması lazım. Yoksa aksi takdirde Ukrayna önünde gördüğümüz gibi tek başınıza ortada kalma durumunuz söz konusu. Peki şimdi bir yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çağrıda bulunuyor aslında, müzakere masasına oturalım diyor ama Rusya Devlet Başkanı bu yönde bir açılımda değil. Yani bir noktada müzakere masasına oturulabilir mi, yoksa az önce dediğiniz gibi aslında bu bir ekonomik ve güç savaşı, dolayısıyla aslında NATO ve veya Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nin yaptırımları da pek işe yaramıyor. Yani Rusya hedefine ulaşmak için devam edebilir o zaman. Yani müzakereler kesin olarak başlayacak. Size bunun garantisini verebilirim. Bu kesindir. Hı hı. Burada önemli olan Rusların vereceği karar. Yani Ruslar müzakere masasına otururken ne kadar ilerleyip neleri masaya koyacaklar? Yani şu anda biz bunun kararını bekliyoruz. Yani burada hemen şunu altın çizelim. Yani Ukrayna müzakereye çağırıyor ama ne olarak müzakereye çağırıyor? Yani Ukrayna kendi açısından tabii ki haklı olarak işte toprak bütünlüğünün bölünmeyeceğini, bu iki ülkenin hiçbir şekilde egemen olmayacağını Rusların kabul edip bu şekilde masaya oturmak istiyor. Ama Rus tarafı
kendisinin masada olmaması gerektiğini, hatta masada olmayacağını, bunun Ukrayna ile iki cumhuriyetin, yani Donbas bölgesindeki iki cumhuriyetin meselesi olduğu noktasına getirmeye çalışıyor. İşte bu noktada tarafların birbirini kabul edip ya da hangi tarafların birbirini kabul edip etmeme konusuna doğru gidiliyor. Ondan dolayı da dediğim gibi burada Rusya ne kadar daha koz eline geçirip ne kadar da bırakacak? Şimdi bunu bekliyoruz. Dolayısıyla görmek gerekiyor ama burada vurguladığınız önemli aslında. Avrupa Birliği ve NATO'nun da yapısı şu anda sorgulanır durumda. Yani aynen öyle. Çünkü dediğim gibi bir kere NATO'nun kendisi sorgulanmaya başlandı. Yani ben hep öğrencilerimi anlatırken şu örneği veririm. Yani gerek NATO olsun, gerek yıkılan Varşova Paktı olsun, bunların lokomotifleri vardır. Ve lokomotiflerin de kim olduğu bellidir. Yani bir tarafta Sovyetler Birliği, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'ydi lokomotif. Diğerleri vagondur. Yani vagonlar sadece ve sadece lokomotifi takip eder. Burada ikinci vagon ya da 25. vagon olmanızın hiç önemi yoktur. Şimdi bu noktada da artık bu sanırım çok net görülmeye başlandı. Tamamıyla ABD'nin çıkarlarını koruyan, işte ABD için önemli neyse o konuda hassaslaşan, diğer ülkelerin hassasiyetleri hiçe sayıldığı bir kurum haline gelmeye başladı NATO. Bunun da örneğini çok net görüyoruz. Yani bugün terör örgütü PKK'ya karşı kendi sınırlarını korumaya çalışan Türkiye çoğu noktada yalnız bırakıldı. Savunma sistemi bile verilmedi Türkiye'ye. Ve NATO müttefikinin en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'ye karşı yapılan bu uygulama pek çok ülkeye de yapılabilir. Artık bunlar dediğim gibi çok gün yüzüne çıkmaya başladılar. Avrupa Birliği'ne gelirsek de yine Avrupa Birliği'nin de bir bütün olmaktan çok daha ayrı bir yapıda olduğunu görüyoruz. Yani Avrupa Birliği'nin de kendi için lokomotifleri var. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere. Doğal olarak bunlar kendi çıkarlarını masaya koyuyorlar. Rum kesimi gibi de halkanın en zayıf ülkeleri bu konuda tabii ki amiyana tabiyle ağlamaya devam edecekler. Devam da ediyorlar zaten. Çünkü günün sonunda hiç kimse birlik çıkarı diye bir şeyi savunmaz. Birlik çıkarı diye bir şey yoktur zaten. Her ülke kendi çıkarı doğrultusunda birlik politikalarını empoze etmeye ya da o yönde şekillendirmeye çalışır. Ve bu da bu şekilde devam edecektir. Çok teşekkür ediyoruz katkı koyduğunuz için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Tabii ki diplomasi açısından bunu konuşup değerlendirmek gerekiyor. Ve mevcut yapının da artık sorgulanması gerektiğini de vurguluyorsunuz. Bu bir güç savaşıdır ve bu güç savaşında da dengeler her an değişebilir elbette. Aynen öyle Pembe Hanım. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Yani bugün hiç arzu etmesek de savaşın ve silahların ne kadar önemli olduğunu zaten dünya düzeninden görebiliriz. Bugünkü dünya düzeni 1945'ten sonra savaşı kazananlar tarafından kurulan bir düzendir. Bundan dolayı Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, savaşı kazanan 5 daimi üyedir. Ama bunun üzerinden bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen hala daha bu düzenin devam ediyor olması ise dediğim gibi artık kaldırılamaz, sürdürülemez bir durumdadır. Ve bu noktadan sonra artık Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sık dile getirdiği gibi dünya beşten büyüktür anlayışının ben pek çok ülke tarafından artık kabul göreceğini düşünüyorum. Çünkü bu sistemle, bu uluslararası hukukla bu iş artık yürümez. Bu da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Eğer dünya ülkeleri gerçekten samimiyse, gerçekten bir istikrar aranıyorsa bunun artık daha değişik formüllerde, daha katılımcı her kıtadan belki de ve özellikle Müslüman ülkelerden Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olacak şekilde bir yapılanmanın olması şart. Yoksa aksi takdirde dediğim gibi tamamıyla prestijini kaybetmiş olan Güvenlik Konseyi artık tamamıyla bu itibarını kaybedecektir. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kolay gelsin diyorum Sayın Şirksal. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Evet, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuştuk, değerlendirmeye çalıştık aslında. Sayın Işıksal'ın görüşlerini almaya çalıştık. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Aslında iki gündür farklı akademisyenler, diplomasi uzmanları bunları yorumlamaya çalışıyorlar. Nasıl bir mücadelenin içerisinde olduğunu, bir savaş, bir güç mücadelesi elbette bu. Ve bu güç mücadelesinde de gelinen durumla ilgili olarak. Şimdi birazcık kendi açımızdan konuşmaya çalışacağız. Bir yandan
Ukrayna'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci gününde ama diğer açıdan da elbette bir güç savaşı ama bu güç savaşı bütün ülkeleri etkiliyor. Hem ekonomik açıdan hem de farklı boyutlarda da elbette. Peki biz turizm açısından bizi etkileyecek mi? Veya biz nasıl etkileneceğiz ve bunun için aslında ne yapmamız gerekiyor? Çünkü hükümet programında elbette öncelik ülkenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasıdır. Ama dünyada olan her şey tüm ülkeleri etkiliyor. Elbette bizi de etkileyebilir. Peki bu etkileme ne kadar olabilir? Çünkü turizm açısından, ülkeye gelen turistler açısından, özellikle Rusya ve Ukrayna'dan. Çünkü Rusya aslında Türkiye turizmi için önemli bir ülke. Peki etkilenebilir mi? Bu etki bizim ülkemizi ne kadar etkileyebilir? Bunu konuşmaya çalışacağız. Turizmi birazcık konuşmaya çalışalım. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç'la konuşacağız. Sanırım Sayın Aktunç şu anda telefon attığımızda. İyi akşamlar Sayın Aktunç. İyi akşamlar Tanrım Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Aslında savaşı yakından takip etmeye çalışıyoruz. Savaş dendiğinde pek de iç açıcı değil elbette. Gerçek tablo savaş ve acı ortada ama bir yandan da kendi ülkemiz açısından da birazcık konuşmaya çalışalım. Şimdi bu savaşın etkisi bizim turizm açısından etkiler mi? Çünkü aslında bu, dün de birazcık konuşulmaya başlandı kendi içimizde turizmle ilgili ama çok fazla endişelenmemize gerek var mı Sayın Aktunç? Tabii ki muhakkak hiç etkilememe, hiç etkisi yoktur dememiz mümkün değil. Turizmin en büyük dürtülerinden bir tanesi güvenliktir. İnsanlar ilk önce yıl boyunca paralarını kazanırlar. Daha sonra işte tatile giderler. Güvenli olan yerlere tatile giderler. Şu anda yani bölgemizden uzak olsa da dünyada bir savaş var. O yüzden insanların bu konudaki tercihleri, talepleri muhakkak etkilenecektir. Bizim açımıza, Rusya açısından bakarsak olaya, işte 2017, 2018, 2019 yıllarında pandemiden önce baktığımızda işte otel konaklama oranlarında yataklı yüzdeliklerine bakarsak Rusya'da %6'lardadır aslında. Çok büyük bir oteller açısından etkileme oranı İngiltere, Almanya, diğer ülkeleri düşündüğümüzde çok daha düşüktür. Ama oteller dışında konaklayan özellikle İskele bölgesinde çok sayıda Rus ev kiralamayla burada kalan kişiler vardır. Orada çıkıp kiraladıkları veya satın aldıkları evlerde kalıp esnafa, piyasaya para bırakan çok yüklü miktarda da bir Rus nüfusu vardır diyebilirim esasında. Ama turizm açısından baktığımızda, oteller açısından baktığımızda söylediğim gibi yani bizde etkisi %4'lerde, %5'lerdeydi konaklama açısından. Ama bizim önemli bir hedef kitlemiz arasındaydı Rus turistler. İşte 15-17 Mart tarihleri arasında da Moskova'da bir fuar var. İşte biz oraya kaydımızda yaptırdık ama işte şu andaki duruma göre katılıp katılmama konusunda epey bir sıkıntılıyız. Çünkü hem dünyanın işte Ukrayna'nın yanında olması açısından da baktığımızda o fuara katılıp katılmama konusu veya işte şu anda böyle bir sıkıntı varken o konuda herhalde önümüzdeki haftalarda karar vereceğiz. Ama söylediğim gibi bir savaş var. Ne kadar yüzdelik olarak da söylediğim gibi Rus turistler ülkemizde konaklaması çok yüksek olmasa da muhakkak bizi de etkileyecektir diye düşünüyorum. Etkileyebilir diyorsunuz ve Moskova pazarı içinde bu noktada bir takım soru işaretleri şu an önünüzde duruyor. Tabii ki muhakkak yani bütün dünya bu savaşa karşı. O yüzden biz de katılıp katılmama konusunda karar vereceğiz. Ama söylediğim gibi bizim için öncelikli olan veya şu andaki pazarımızı, hedef kitlemiz Avrupa olarak düşündüğümüzde, işte Almanya, İngiltere veya Türkiye olarak düşündüğümüzde yüzdelik olarak bizi etkileme oranı çok daha düşüktür. Ama esnafa para bırakma konusunda biraz önce verdiğim örnekteki gibi işte İskele'de, Girne'de konaklayıp ev satın alan ve kiralayanlar açısından etkilemeyeceğimiz daha aşikardır. Peki şu an ne tür bir çalışma içerisindesiniz? Yani alternatif bir başka pazar veya bir başka noktaya eğilme gibi bir çalışmanız var mı şu an? Şeyde 1 Mart tarihinde işte Salı günü zaten bizim kış operasyonlarımızın ikinci etabı başlayacak.
Bununla ilgili işte Almanya'dan, Norveç'ten çok miktarda turistlerimiz geliyor ülkemize. 60 bin civarı bir turist gelecek ülkemize. O yüzden onlar bizim için zaten çok önemli bir pazar. O konuya işte gerek dijital medya kullanımı, gerek fuarlara katılmak konusu, gerekse diğer alternatif turizm aktivitelerimizi pazarlama konusunda bu şeylere, bu targete, bu hedef kitleye zaten ulaşma konusunda elimizden gelen bütün atraksiyonları, bütün enstrümanları kullanıyoruz. O yüzden o konuda bir sıkıntımız yok. Bizim için artık ülkedeki turizm alternatif çeşitliliğini de artırmak bizim şu anda en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bununla ilgili olarak da işte Sayın Bakanımız da bunu sürekli söylüyor. Diğer ülkelere yapılacak olan pazarlama aktiviteleri konusunda da veya işte gastronomi, turizmi gibi bu aktivitelere çalışıyoruz biz sürekli. Aynı zamanda iki tane de büyük projesi var Turizm Bakanlığı'nın. İşte bir tanesi Girne'de, bir tanesi Malatya'da olmak üzere yat limanı hazırlanıyor. 400 yatlık. Şu anda Akdeniz Çanağı'nda önemli bir turizm potansiyeli bu. Bununla ilgili de bu çalışmaları yapıyoruz şu anda. O yüzden bizi etkilemesi konusunda eğer tekrardan Rus pazarına dönersek çok bir etkisi olmayacak. Biz bunu minimuma indirmek açısından da özellikle Türkiye yanı başımızdaki 80 milyonluk nüfusu düşündüğümüzde onlara ulaşmak açısından da özellikle belediyelerle işbirliği yaparak, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile iş yaparak onlara, oradaki halka ulaşıp Kıbrıs'ta alternatif eşi dahil dışında ve işte kazino turizmi dışında da çok büyük aktivitelerimizin, turizm operasyonlarımızın, turizm ürünlerimiz olduğunu anlatıyoruz. O yüzden 2019 yılını yakalayabilme konusunda biz çok ümitliyiz. 2019 yılında 960 milyon dolarlık net turizm gelirimiz vardı. 2022 inşallah yani ona çok yaklaşan bir turizm yılı olacağını biz ümit ediyoruz. Şimdi bizim yani çok fazla etkileyecek ama çok fazla etkilemeyeceğini vurguluyorsunuz. Payı kaçtır yüzdelik olarak turizmde? Rusya'nın mı? Evet. Söyledim ki %5'lerdeydi yani konaklama olarak söylediğimiz. Yani benim 2017, 18 ve 19 yıllarında otellerden aldığım doluluğa baktığım zaman otellerde konaklayan Rus vatandaşlarına baktığımda %5, %6 civarındadır bu sayı. Ama tekrardan üzerine basıyorum. Özellikle İskele ve Mausa taraflarında çok büyük bir miktarda emlak konusuyla alakalı orada ev satın almış ve ev kiralayıp konaklayan çok büyük bir miktarda bir Rus nüfusu var. Onların piyasaya bıraktığı da göz ardı edilmeyen bir para var. O yüzden söylüyorum yani turizm açısından otellerimizdeki konaklama ve doluluk açısından bizi çok etkilemese bile konaklayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de ev satın almış veya belki de burada yılın 6 ay, 8 ayda burada konaklayan bir de Rus nüfusu var. Burada göz ardı edemeyiz. Bunların bize etkisi olacak. Ama sorunuza döndüğümde bize Rusya'nın otellerde doluluk oranı %5'ler civarındadır. Şimdi elbette turizmi konuşuyoruz ama uçak biletleriyle ilgili şimdi biletlerin yeni bir hava yolu şirketinin de devreye girmesiyle bilet fiyatlarının dengelenmesi, yüksek rakamların aşağıya inmesi noktası da hedefleniyor. Bununla ilgili de görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi bu ilerisi için düşünülen bir plan. Kısa sürede elbette olamayacak ama bu da özellikle yani ülkenin ulaşımda, hava ulaşımındaki o pahalı pozisyonun düzeltebilecek bir açılım olacak gibi. Evet, kesinlikle. Yani bu sadece gelecek olan turistler için değil, bizim öğrenciler açısından da Kıbrıs'ın TCS açısından da bilet fiyatlarının yüksekliği önemlidir diye düşünüyorum. O yüzden bu fiyatları düşürmek bizim bir devlet politikamızdır. Fikri Bey de bu konuda Mart ayının ortalarında bazı girişimleri başlattı. Gidip görüşecek Türkiye'de bazı kişilerle. Sayın Başbakan da yeni bir havayolu şirketinin kurulması konusunda çalışmalar olduğunu söyledi. Bu konuda gerçekten niyetliyiz. Aynı zamanda bunun ülke turizmi ve ülkeye gelecek olan söylediğimiz öğrenci açısından da çok önemli olduğundan dolayı çok kararlıyız bu konuda. Söylediğiniz gibi çok bunun uzun vadeli olduğunu da düşünmüyorum ben. Bu siyasi iradedir. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu konuda adım atıp belki de 2022 yılı içerisinde bu konuyu netleştirebileceğimizi ve
yeni bir hava yolu şirketinin ülkemizde uçabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum kısa da olsa bize bilgi verdiğiniz için. Çünkü çok tartışılan, çok konuşulandır aslında. Bir yandan bir savaş var ve bu savaşın bizim için de etkisi ne olabileceğiyle ilgili turizm açısından sizden bilgi almaya çalıştık. Kolay gelsin diyorum. Eklemek istediğiniz, eklemek istediğiniz varsa Sayın Aktunç buyurun. Şöyle söyleyeyim, yani turizmin ülkemizin dijitalleştirmesi ve toplumumuzun geneline yayılacağı bir sistemi kurmak istiyoruz. Bu sistemi hep beraber toplum olarak sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik ve siyasi bağımsızlığımız için çok önemli bir turizm. Bunun da en önemli bacağını oluşturacak olan turistlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, hastayla esnafımızdan paylaşarak bunu büyütmek en büyük hedefimizdir. İnşallah 2019'u yakalayacak ve aşacak günler turizm açısından ve ekonomik açıdan önümüzdedir. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum çalışmalarınızda. Hoşçakalın. Turizm müsteşarıyla konuşmaya çalıştık. Şimdi diğer yandan akaryakıtla ilgili konuşalım. Çünkü bu savaşın etkisinde akaryakıtta sıkıntı önümüzdeki günlerde yaşayabilir miyiz? Veya bunun öncesinde sıkıntı yaşanmaması için tedbirler alınıyor mu? Bunu da konuşmaya çalışacağız. Kıptek Müdürü Gürcan Erdoğan şu anda telefon attığımızda. İyi akşamlar Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan, beni duyabiliyor musunuz? Sanırım telefonda bir sıkıntı var. Yönetmenim yeniden Kıptek Müdürü Gürcan Erdoğan'a ulaşacak ve kendisiyle konuşmaya çalışacağız. Akaryakıtla ilgili olarak mevcut durumun, akaryakıttaki durumun ne olduğuyla ilgili olarak enerji üretiminde akaryakıtta önümüzdeki günlerde bir sıkıntı yaşanır mı? Veya şu anki tablo nedir? Kendisinden öğrenmeye çalışalım. Çünkü bu da bir takım soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bu soru işaretlere de yanıt bulmaya çalışacağız Sayın Erdoğan'la. Evet, bugün ana gündem konusu tabii ki savaşı ikinci gününde ve tablo giderek daha da derinleşiyor. Daha da acı bir tablo önümüzde duruyor ama bir yandan da işte bir güç savaşı, ekonomik güç savaşı ve yapılan yaptırımlar, ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması, Avrupa Birliği'nin yaptırımları, pek çok yaptırım elbette duruyor ama Rusya Ukrayna'ya girmeye devam ediyor. Kiev'e kadar girdi, başkente girdi. Önümüzde ki dakikalarda nasıl değişecek tablo, bunu da takip etmeye çalışıyoruz ve haber bültenlerimizde yer alacak. Ama şimdi akaryakıt durumumuza göz atalım. Elbette bir yandan savaş devam ederken ama kendi içimizde de yapılan çalışmalar var ve önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşanabilir mi? Savaşınla birlikte doların yükselişi, dövizin yükselişi ve akaryakıtla ilgili, alımlarla ilgili tablo şu an nedir, onu öğreneceğiz. Kıptek Müdürü Gürcan Erdoğan şu anda telefon attığımızda. İyi akşamlar Sayın Erdoğan. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi Kıptek'te enerji üretiminde akaryakıt noktasında son durum nedir, onu öğrenelim. Çünkü akaryakıtla ilgili bir sıkıntı yaşayabilir miyiz? Bunun sorusu içerisinde, endişesi içerisindeyiz ama şu anki tablo nedir Sayın Erdoğan? Evet, aslında işte bugün itibariyle nakliye gemisi geldi, bağlandı. Sabahleyin numuneler alındı, Türkiye'ye gönderildi. Az önce de test sonuçları olumlu olarak bize gönderildi. Ve yarım saat içinde de bu tahliye işlemlerine başlayacağız. Çok kritik bir noktada yetiştik. Çünkü bir günlük bir yakıtımız kaldıydı. Havada muhalefeti belli belirsizdi. Dolayısıyla şu anda bağlantıyı gerçekleştirdik oradaki terminale. Hava muhalefeti bizi bu akşam engellemezse yarın akşama kadar tahliye işlemlerini tamamlamaya çalışacağız ve herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi söz konusu akaryakıt, yani yarından itibaren boşaltılmaya başlanacak. Yok, aslında bu akşam tahliye başlıyor. Bu akşam tahliye başlıyor. Peki sonuçlar olumlu geldi. Tahliyeye başlıyoruz. Yarın akşama kadar tamamlanmasını bekleriz. Sadece işte biliyorsunuz, hava muhalefeti başlarsa belli bir dalga boyundan sonra hortumu çözüp ayrılması lazım. Aksi takdirde hortum patlar ve bir çevre faciası oluşur. Evet. Bunun için çok hassas davranıyoruz.
en ufak bir riski almadan gemiyi ayırıyoruz. Peki söz konusu yakıt kaç günlük içindir? Bu gelen yakıt 12 bin tondur. Yaklaşık şeylerimiz düştü biraz bugünlerde. Bir 15 günlük bir yakıt görüyor. Ama bizim 5'inde tekrar yakıt alımımız var. Tekrar yakıt alımı 5'inde yapacağız. 5 Mart'ta tekrardan bir yakıt alımı için yakıt alımına. Şimdi bir yandan savaş, dövizin yükselişi, akaryakıt noktasında endişeniz var mı? Çünkü Kıptek'in mevcut yapısal durumu ortada, bütçesi ortada ve yakıt alınırken aslında bir borçlanmaya da gidiliyor. Yeniden bir borçlanma mı söz konusu olacak bu önümüzde Mart ayı içerisinde? Evet, doğrudur. Şu anda yakıt 600 doları tonu bizim aldığımız full oil, kükürt bir numaralı full oil'in ton başı fiyatı 450-500 dolarlardan bugün 600 küsur dolara çıktı ve ciddi bir fiyat farkı. Dolarda da bir yükseliş var. Tabii her şeyden önemlisi bu yakıta ulaşmak da sıkıntı yaratabilecek düşünüyoruz. Ve çok süratli bu sipariş verdiğimiz 3 gemilik yakıt var. Yaklaşık işte 1,5 ay bize yetecek kadar. Bunları tedarikini yapıp bir şekilde tabii ki borçlanmasız da olmayacağı için borçlanmaya da gidecek. Ve bu yakıtı mutlaka ve mutlaka depolarımıza koyup herhangi bir sıkıntılı durumda bu stokla 1-2 ay idare etmeyi planlıyoruz. Aksi takdirde sıkıntı yaratır ülkemizde. Dolayısıyla aslında akaryakıt ve Kıptek'teki mevcut durum, sıkıntılar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Öyle de söyleyebiliriz. İşte tedariki için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Önlemleri alacağız. Peki yani bu durumda daha erken söz konusu girişimler olabilir mi? Hayır, çünkü takvimlendirilmiş bir yakıt sevkiyat programı var. İşte buna göre bir ay önceden gemiler ayarlanır. Çünkü bu 12 bin tonluk gemiler dünyada çok az bulunan gemilerdir. Ve daha büyük geminin bizim limanımıza yanaşması mümkün değil. Çünkü tekneciğin açığında bizim 1 kilometre uzağında bir hortumumuz var. Ve o hortum açık denize bağlanarak gelir. Oradaki deniz alçaklığı da maalesef büyük gemilerin yanaşmasına engel. 12 bin tonluk gemiler de dünyada kanallarda olan işte az sayıda gemilerdir. Kaldı ki full oil taşıyan tankerler de dünyada çok azalmıştır. Dolayısıyla bunun planlamasını çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Ama akaryakıt noktasında önümüzdeki ay için alımı noktasında sıkıntı yaşanabileceğini söylüyorsunuz bulma noktasında. Yani bu bizim bir ay sonraya kadar takvimlendirilmiş nakliye programımız var. Bir aydan sonra eğer Ukrayna-Rusya savaşı daha değişik boyutlara ulaşır ve bu bir petrolde kriz oluşturursa bir ay sonra tabii ki bütün dünya gibi biz de bir sıkıntı yaşayabiliriz ama önümüzdeki bir ayın planlamasını biz yaptık. Zaten bu biliyorsunuz soğuk savaş vardı bir aydır bu konuda ve bunun yaşanacağını da öngörerek biz gerekli bağlantılarımızı yaptık. Tarihleri belirledik, gemiyi ayarladık. Yakıt alacağımız yerdeki üretim noktasını ayarladık. Bu planlamayı yaptık ve dediğim gibi bir ay sonrasına kadar olan stoğumuzu sağlayacak. Ama bir aydan sonra ne olur onu kestirmek şu an zor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp bilgi verdiğiniz için. Kolay gelsin diyorum Sayın Erdoğan. Oğlum çok teşekkürler, iyi yayınlar. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Kıptek Müdürü Gürcan Erdoğan'dan bilgi almaya çalıştık. Akaryakıtla ilgili
boşalmanın yapılacağını, hava şartları kötü olmazsa bu akşama kadar tamamlanabileceğini söylüyor. Bu arada Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşı ana gündem konumuz demiştik. Sıcak bir gelişmeyi aktaralım sizlere. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada İsveç'in Ukrayna'ya askeri, teknik ve insanlı yardım sağlayacağını açıkladı. Şimdi hep yaptırımları konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin bir takım ekonomik açıdan yaptırımlar kararları almıştı Rusya'ya. Ama İsveç'in Ukrayna'ya askeri, teknik ve insanlı yardım sağlayacağını da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından bu açıklamayı yaptı. 18. saati burada noktalıyoruz ama Rusya-Ukrayna savaşının detaylarını, gelişmelerini ana haber bültenimizde bulabileceksiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hafta başı yeniden görüşeceğiz. Gündemi konuşmaya devam edeceğiz.